Her transfer beraberinde büyük beklentilerle gelir. Fakat en büyük paraların ödendiği futbolcular şüphesiz daha büyük beklentilerle gelir. Kimileri karşılığını fazlasıyla verir, kimileri ise bonservis bedelinin altında ezilir. Hastalık bu futbol bugün büyük rakamlara transfer yapan ve bu rakamların karşılığını hiçbir zaman veremeyen oyuncuları derledi sizin için. İşte transfer piyasasını alt üst eden korkunç fiyatlarıyla son 20 yılın en büyük 20 balonu. 20. Andy Carroll. Listemizin 20. sırasında 2011 yazında Newcastle'dan Liverpool'a 41 milyon euro karşılığında transfer olan İngiliz pivot santrafor Andy Carroll var. 1.93 boyundaki Carroll, Newcastle'da oynadığı son 1,5 sezonda 58 maç, 28 gol ve 19 asiste imza atarak Premier Lig'in top 6 takımlarının radarına girmeyi başarmıştı. Bu noktada büyük bir kulübe transferi çok da anormal karşılanmayacaktı. Liverpool'un o dönemki futbol direktörü Damien Comolli Andy Carroll transferini şöyle anlatıyor. Transferin bitmesine 2 gün kalmıştı ve Chelsea, Fernando Torres'e yaptığı astronomik teklifle bizi köşeye sıkıştırmıştı. Tam o sırada bir telefon aldım ve Andy Carroll'ın mutsuz olduğunu ve Newcastle başkanının onu satmaya sıcak baktığını öğrendim. Teklifimizi yaptık ve anlaşma sağlandı. Ancak ertesi gün Chelsea'nin Torres için bize ödediği parayı gazetelerden okudular ve Carroll'ın fiyatını bir anda 5 milyon pound kadar yükselttiler. O gün ederinden fazla para ödediğimizi biliyorduk ama alabileceğimiz daha makul bir golcü yoktu. Gençti, İngilizdi ve sonuçta Chelsea de bize Torres için onun ederinden çok daha fazlasını ödeyecekti. Bu riske girmek zorundaydık. Aslında her şey yolunda gitseydi belki de Carroll yalnızca ederinden birkaç milyon daha fazla ödenerek alınmış bir santrafor olarak anılacaktı. Ancak Liverpool forması Andy'ye tabiri caizse biraz büyük geldi. 1,5 sezonda çıktığı 44 Premier Lig maçında yalnızca 6 gol atabilen Carroll, Temmuz 2013'te alındığı fiyatın yarısına bile alıcı bulamadı ve 17,5 milyon euroya West Ham United'a satıldı. Geride kalan 10 yıl boyunca dizinden topuğuna, bileğinden çapraz bağlarına, kasığından diz kapağına, kaburgasından uyluğuna kadar sakatlanmadık geri kalmayan Carroll, müzmin sakatlık konusunda çıtayı arşa koydu. 19. Andriy Shevchenko. Öncelikle şunu belirtmek lazım, bu listede iki tip oyuncu grubu var. 1. Ödenen bonservis onun asıl değerinin çok üstünde olan oyuncular. 2. Ödenmiş bonservisi hak etse de o ücretin karşılığını sahada verememiş olanlar ki 19 numaradaki Ukraynalı kesinlikle bu gruba dahil. Andriy Shevchenko son derece üst düzey bir kariyer aslında. AC Milan'da oynadığı dönemde bir İtalya şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi kupası ve bir kez de Ballon d'Or ödülü kazandı. Kırmızı siyahlı formayla çıktığı 322 maçta 175 gole imza atmış, döneminin en elit bitiricilerinden biriydi. Roman Abramovich bugün tüm futbol severlerin tanıdığı bir iş adamı. Onunla ilk kez 2003 yılında İngiliz kulübü Chelsea'yi satın almasıyla tanıştık. Aradan geçen 17 yılda bu Rus milyarderin ne futbola ne de para harcamaya olan iştahı hiçbir zaman azalmasa da Chelsea taraftarları adına ilk 5 yılında tabiri caizse tam bir cici babaydı. 2006 yazında teknik direktör Jose Mourinho'nun gerek olmadığını belirtmesine karşın Andriy'i 44 milyon euro bedelle Londra'ya getirdi. Jose'nin münakaşayı seven bir adam olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta daha ileri giderek basın, rakip, taraftar, oyuncu, hakem, kendisinden başka herkes de laf dalaşına girmenin en çok sevdiği şey olduğunu ifade edebiliriz. Fakat Jose'nin en nefret ettiği bir şey varsa işine karışılmasıdır. 2006-2007 sezonunun başlangıcında her şey iyiydi. İlk 9 haftanın tamamında ilk 11'de Andriy ile başladı Jose. Ancak Shevchenko'nun bu 9 maçta sadece 2 kez fileleri havalandırabilmiş olması Ukraynalı golcünün forma süresini giderek azalttı. O dönem İngiliz basınında çıkan haberlere göre Roman devre arasında Jose'ye Shevchenko'yu daha çok oynatması talimatı vermişti. Bu talimatın akabinde o sezon Shevchenko'yu Chelsea formasıyla sadece 6 kez görebildik. Mart ayında ise tamamıyla kadro dışı kalmıştı. Söylediğimiz gibi Jose'nin en nefret ettiği şey işine karışılmasıdır. Jose sezon finalinde son 5 haftada aldığı 5 beraberlikle şampiyonluğu Manchester United'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a elendi. Haliyle 3 ay sonra kovuldu. Tüm kariyeri boyunca Premier Lig'de toplam 48 maça çıkan Shevchenko sadece 9 gol atabildi. Takibinde Milan'a kiralandı. 2006'da 44 milyon euroya gelen Sheva, 2009'da Dinamo Kiev'e bedelsiz gönderildi. 18. Eliaquim Mangala. 2014 yazında Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer alan Mangala,
O dönem itibariyle gelecek vadeden oldukça üst düzey atlet ve sert bir stoperdi. Ancak zaman içerisinde neredeyse hiç gelişim gösterememesi, oldukça savruk bir oyuncu olması ve yaşadığı diz sakatlıkları sebebiyle atletizminin erozyona uğraması sonucunda ne performans olarak ne de aset olarak bu bedeli asla karşılayamadı. City'de 3 sezonda 57 Premier Lig maçına çıkabilen Mangala, 2016-2017 sezonunda kiralık gittiği Valencia'da 30 maça çıkarak iyi bir dönem geçirse dahi ertesi yıl kiralandığı Everton'da dizinden sakatlanarak sadece 2 maçta forma giyebildi ve piyasası dibe vurdu. Manchester City, 45 milyon euro ödediği Mangala'yı 2019 yazında bedelsiz olarak Valencia'ya göndermekten başka çare bulamadı. Hem şöhretli, hem sakatlık geçmişi olan hem de 30 yaşına merdiven dayayan Mangala'nın 2-3 seneye kalmadan Türkiye Ligi'nden herhangi bir takıma iteleneceğini öngörebiliriz. 17. Christian Benteke. Yine bir santrafor, yine bir Liverpool transferi var sırada. 2015 yılında 46,5 milyon euroya Aston Villa'dan transfer edilen Christian Benteke, sadakatiyle meşhur Liverpool taraftarının kaçırdığı goller sebebiyle en çok eleştirdiği isimlerden biri olabilir. 2012 yılında Belçika Ligi'nden Premier Lig'e transfer olan Benteke, Aston Villa formasıyla geçirdiği ilk 2 sezonunda güçlü fiziği ve patlayıcılığıyla ortalama bir Premier Lig kulübünün ortalamanın üstünde bir santraforu görünümündeydi. Euro 2004'te Belçika milli takımının kadrosunda olması beklenen santrafor, turnuvaya sayılı günler kala Old Trafford deplasmanında aşil tendonunu yırttı ve yeşil sahalardan tam 7 ay uzak kaldı. Döndüğünde ligin yarısı neredeyse bitmişti. Başlangıçta yeniden alışma süreci biraz sancılı geçse de ligin son çeyreğinde tam anlamıyla canavar modu açtı. Son 11 haftada 12 gol atarak bir anda transfer döneminin en çok konuşulan oyuncusu haline geldi. Dönemin Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers, kendisinin sistemine çok uyacağını savunarak transferi konusunda hayli istekliydi. Benteke geldi, Premier Lig başladı ancak sadece 6 hafta sonra Liverpool yönetimi Rodgers'ın görevine son verdi. Jürgen Klopp başlarda Benteke'den faydalanma niyetindeydi ancak Belçikalı bitiricilik anlamında öyle kötüydü ki bırakın karşı karşıyayı, sadece boş kaleye kaçırdığı gollerden bile derleme bir video yapılabilir. Liverpool yönetimi zararın neresinden dönsen kârdır mantığıyla edilecek 15 milyon euroluk fiziki zarara bakmaksızın transfer olduktan hemen bir sezon sonra Benteke'yi 31 milyon euro karşılığında Crystal Palace'a sattı. Liverpool formasıyla çıktığı 42 maçta attığı 10 gol 46,5 milyon euroluk bir santrafor için şüphesiz fazlasıyla yetersizdi. Beklentiyi karşılayamayan Belçikalı listemizin 17. sırasındaydı. 16. David Luiz. Brezilyalı stoper benim hep hak ettiğinden fazla değer gördüğünü düşündüğüm bir oyuncu olmuştur. En iyi dönemlerinde bile A sınıf bir stoper olmadığını ve teknik kapasitesinin yetersiz savunmacılık melekelerini örtemediğini düşünürüm. 1 Temmuz 2014'te Chelsea'den Paris Saint-Germain'e 49,5 milyon euro gibi o dönem için bile hayli büyük bir paraya transfer olan Luiz, bu imzadan sadece 7 gün sonra 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya karşısında Brezilya milli takımının kaptanı olarak sahaya çıkacaktı. 7-1'lik skorla sahadan silinen sambacıların her bir oyuncusu tel tel döküldüğü için elbette ihaleyi tamamen Luiz'in üstüne yıkmak doğru olmazdı. Ancak bence yine de bu maçın ardından Paris Saint-Germain yönetimi aldık mı başımıza belayı diye içinden geçirmiş olabilir. Fransız ekibinde geçirdiği 2 sezonun hemen hemen her anında bu parayı edecek bir oyuncu olmadığını gözler önüne serdi sambacı. Topu oyuna sokma becerisi ve ortalama üzeri uzun pas kabiliyetine rağmen David Luiz oldukça sakar ve savruk bir savunmacı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Barcelona'ya karşı verdiği ya da veremediği sınav, Luis Suarez karşısında düştüğü aciz durumlar David Luiz'in A sınıf bir stoper olmadığını kanıtladı. Luiz 2016'da 35 milyon euro karşılığında eski takımı Chelsea'ye geri dönerken 7-1'lik Almanya hezimetinin ardından milli formadan da yavaş yavaş uzaklaştı. Ağustos 2019'da 9 milyon euroya Arsenal kadrosuna katılan 33 yaşındaki Luiz, kariyeri boyunca hep iki ucu keskin bıçak güvenilmez bir oyuncu oldu. Ancak 49,5 milyon euroluk bonservis bedelini hak edecek ne yaptı onu halen bilemiyorum. 15. Benjamin Mendy. Kazık atmayı pek seven bir Fransız kulübünün kazık yemeye bayılan bir İngiliz takımıyla arasında 2017 yazında geçen bir hikaye. An itibariyle hala dünyanın en pahalı sol beki olan Benjamin Mendy. 57,5 milyon euroluk bonservisiyle Manchester şehrine gelen Mendy,
aradan geçen 3 sezonda sadece 36 Premier Lig maçına çıkabildi. Evet, Mendy hiçbir zaman bu bonservisi hak edecek bir oyuncu değildi belki ama 23 yaşındaydı ve Monaco'da ortaya koyduğu performans ciddi anlamda gelecek vaat ediyordu. Dolayısıyla evet, bu hikayede bol miktarda şanssızlık da var. Mendy 3 sezonda toplam 14 farklı sakatlık yaşadı. Birçok futbolcunun korkulu rüyası olan çapraz bağ ve diz problemleri Benjamin'in yakasını hiç bırakmadı. Dizinden 3 kez ameliyat olan ve geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalanan Mendy verdiği bir röportajda şöyle söylüyordu. Neden tüm bunlar benim başıma geliyor anlamıyorum. Herkes kadar iyi antrenman yapıyorum. Uyku düzenim yerinde, geceleri dışarı çıkmayı sevmem. Beslenmeme dikkat ediyorum. Dizimden ilk kez sakatlandığımda canım yanmıştı. Ama daha çok panik vardı. Çünkü ne olduğunu anlayamamıştım. Ertesi gün kulüp doktoru menisküsümde yırtık olduğunu ve minimum 4 ay futbol oynayamayacağımı söylediğinde yıkıldım. Yatarak geçen 4 ay ve bolca buz. İkinci kez olduğunda panik yoktu. Çünkü başıma ne geldiğini biliyordum. Hissettiğim tek şey saf kan acıydı. Ve üçüncü kez olduğunda bu artık sizin psikolojinizi bozuyor. Düz koşu dahi yapamaz hale geliyorsunuz. Biraz sıkı bir sprint attığımda bile beynim ya tekrar sakatlanırsam diyerek hızlanmama izin vermiyor. Daha 26 yaşındayım. Tüm bunları aşmak için tüm gücümle savaşımı vereceğim. Evet, futbol sert bir oyun. İleri tıbbın tüm imkanlarına rağmen özellikle eklem yerlerinde yaşanan bazı sakatlıklar futbolcular için hala kariyer bitiren büyük bir handikap. Hele genç oyuncular için çok daha üzücü. Mendy özelinde futbol oynayan tüm gençlere sağlıklı ve sakatlıksız bir kariyer dileyip 14 numaraya geçelim. 14. Fernando Torres. İspanyol golcü 2011 yılının Ocak ayında Chelsea'ye 58 milyon euro karşılığında transfer olduğu gün dünyanın muhtemelen en iyi 5 forvetinden birisiydi. Atletico altyapısında yetişen El Nino lakaplı golcü 2008'de Liverpool formasıyla Premier Lig'e ayak basmış, geldiği sezon attığı 24 golle adayı sallamış, aynı yıl Ballon d'Or ödülü için finale kalarak Cristiano ve Messi'nin ardından oylamada 3. sırayı almıştı. Liverpool formasıyla toplamda 142 maça çıkıp 81 gol ve 20 asist yapan Torres, İspanya milli takımıyla 2008'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonu oldu. Tüm bunları göz önünde bulundurursak Chelsea'nin ona ödediği 58 milyon euro gözümüze hiç de fazla gözükmüyor. Ancak Torres bugün bile açıklamakta zorlandığımız şekilde Londra'nın mavi takımına imza attığı günden sonra resmen futbolu unuttu. 96 yapımı Space Jam filmini izlediyseniz bilirsiniz. Filmde bir grup uzaylı yaratık NBA'in o dönemki en meşhur yıldızlarının yeteneklerini çalarak Michael Jordan önderliğindeki Looney Tunes kahramanlarına meydan okur. Sanki Torres'in başına da böyle bir şey gelmiş gibiydi. 2011'in devre arasında transfer olduğu Chelsea'de 14 maça çıkan Torres sezonu tek golle kapatırken herkes onun adapte olmakta zorlandığını düşünüyor ve bir sonraki sezon daha iyi olacağından kimse şüphe etmiyordu. Ancak öyle olmadı. Takip eden sezonda 32 maçta 6 gol, 2012-2013 sezonunda 36 maçta 8 gol ve son sezonunda 28 maçta 5 gol atarak 3,5 sezon boyunca Liverpool'da tek sezonda attığı gol sayısına dahi ulaşamadı. Chelsea bir sezon için Milan'a kiraladığı İspanyol golcüsünü 2015 yazında sadece 1 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine satarak elden çıkartmak zorunda kaldı. Fernando Torres belki de futbol tarihinin en sert düşüşlerinden birinin kahramanı olurken kariyerinin kalan bölümünde Milan ve Atletico Madrid formalarıyla da eski günlerine dönemedi. Belli ki yeteneklerini çalan hangi uzaylı yaratıksa onları asla geri vermemişti. 13. Fred. Alex Teixeira, Fernandinho, Willian, Douglas Costa, Luis Adriano, Mkhitaryan. 12 senelik Lucescu döneminde Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın parlatıp fahiş fiyatlara sattığı Brezilyalılardan sadece biri Fred. En pahalısı, belki de en büyük kazığı. Shakhtar Fred'i 2018 yazında Sir Alex Ferguson ayrıldığından bu yana oldukça kötü bir transfer stratejisi güden Manchester United'a tam 59 milyon euro bedelle sattı. Fred aslında ortalamanın üstünde bir tekniğe, pas ve dribbling yeteneğine sahip bir futbolcu. Üstelik dinamizmi sayesinde oldukça modern bir orta saha. Günümüzün en geçer akçesi olan geçiş oyununa çok uygun fakat 59 milyon euro. Sanırım bu bedelin sahadaki karşılığını az da olsa rakamsal olarak görmek istiyoruz. Fred ise kariyerinin hiçbir döneminde skorer bir oyuncu olamamıştı. Premier Lig'de ondan bunu beklemek biraz hayalcilik olurdu. Ancak Fred bırakın gol ya da asist üretmeyi takıma girmekte bile uzun süre zorluk çekti. Jose Mourinho döneminde sık sık yedek kalan hatta bazen maç kadrosuna bile alınmayan Fred 2019-2020 sezonunda
Ancak Pogba'nın uzun süren sakatlığı sonrasında kendine yer bulabildi. Manchester United'la 2 sezonda 45 lig maçına çıkan Sambacı 1 gol ve 1 asist üretebildi. Zaman zaman iyi performanslar gösterse dahi Manchester United'ın onu aldığı fiyatın yarısına bile satamayacağını öngörmek çok da zor değil. 12. Diego Costa. Atletico, Temmuz 2014'te Diego Costa'yı 38 milyon euroya Chelsea'ye yollamıştı. Bu fiyat Costa için çok makul bir rakamdı. Öyle ki Chelsea formasıyla 3 sezonda 2 Premier Lig şampiyonluğu gördü Costa. Şampiyon olunan bu 2 ayrı sezonda da 20 gol barajını aştı. Ancak Diego Costa'nın vücut diliyle bir süredir anlattığı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Costa ağzındaki baklayı çıkardı ve İngiltere'de mutsuz olduğunu, İspanya'ya dönmek istediğini söyledi. Ocak 2018'de eski kulübü Atletico onun için tam 66 milyon euro ödeyerek tekrar kadrosuna kattı Costa'yı. Ancak Costa o günden sonra da mutluluğu bulamadı. Hayatta biraz böyle değil midir zaten? Gençliğiniz varken paranız olmaz, paranız varken vaktiniz. Her ikisi de varken artık gençliğiniz ve sağlığınız yoktur. Costa yavaş yavaş yaşını başını alırken sağlık ve kilo fazlası problemleri ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz 2,5 sezonda ayak bileğinden ameliyatlar geçiren ve bel fıtığı problemleri baş gösteren Brezilyalı golcü sakatlıklar sebebiyle tam 50 maç kaçırdı. Çıktığı 54 lig maçında yalnızca 10 gol atabilen Costa, 32 yaşında merdiven dayadığı şu günlerde artık en iyi dönemini geride bırakmış, Atletico için mali anlamda yük olmaya başlamış bir futbolcu. Vakti zamanında Luis Figo'nun dediği gibi, iyi bir forvet arıyorsanız Atletico'nunkini alın çünkü en iyiler hep oradadır. Ancak Atletico, sattığı bu en iyi forvetlerin hepsinin yerine yenisini koymuştur. Eski dostlarla genellikle işi olmaz. Costa bunun bir istisnası olmasına rağmen Atletico'yu pişman etmiş durumda. 11. Kaká Leite. İtalyan devi Milan'da geçirilen 6 sezon, 304 maç, 104 gol ve 85 asist. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kupası ve 2007 Ballon d'Or ödülünün sahibi. Kaká Leite'nin 2009 yazına kadarki kariyeri tam bir efsaneydi. Eğer aynı çizgide devam edebilseydi, muhtemelen kariyerinin sonunda tarihin en iyi 15-20 futbolcusu arasında adı geçebilirdi. Temmuz 2009'da 67 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Kaká, 2. Los Galacticos döneminin Cristiano Ronaldo'dan sonraki ikinci büyük bombasıydı. Milan performansından hayli uzak kalsa dahi ilk sezonunda fena oynamadı Kaká. 2010'da Jose Mourinho'nun gelişiyle 10 numara pozisyonunda kendisine bir rakip çıkmıştı. Mesut Özil adında genç bir yetenek. Fakat Kaká gibi mevkiinde dünyanın en iyilerinden biri olan kariyerli bir futbolcunun Mesut gibi yeni yetmeye forma kaptıracağını kim bilebilirdi ki? Kaká 2010 yazında yaşadığı menisküs sakatlığının ardından bir daha eskisinin yarısı kadar bile olamadı. Oyunda yarattığı en büyük farkı çevikliği ve patlayıcılığı olan topla birlikte buz pateni yapar gibi kayarak, su gibi akarak giden bu müthiş yetenek artık eskisi gibi değildi. O sezon tam 29 maç kaçıran Kaká, Mesut Özil'in olağanüstü performansıyla gözden düştü, ıskartaya çıkarıldı. Milan'da tam 8 kez çift haneli gol ya da asist rakamlarına çıkan Brezilyalı, 3,5 sezon kaldığı Real'de bu performansın yanına bile yaklaşamadı. Eylül 2013'te 67 milyon euro saydığı Kaká'yı bedelsiz olarak Milan'a geri yolladı Real Madrid. Orada bir sezon takılan Kaká, ardından Brezilya Ligi ve MLS'te kariyerini sürdürerek yavaş ve sessiz bir şekilde sahneden çekildi. 10. Zlatan İbrahimovic. Zlatan'ın Barça kariyeri rakamsal olarak çok da başarısız gibi gözükmese dahi onun için ödenen 70 milyon euroluk bedel, üstüne Samuel Eto'nun takaslanması, Barça'da sadece bir sezon forma giymesi ve ardından 30 milyon euroya Milan'a satılması eminim her Barçalı'nın yüzünü buruşturmasına yetecek şeylerdir. Zlatan'ın Barça macerası aslında hiç de fena başlamamıştı. Ligde oynadığı ilk 5 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren İsveçli golcü, takımın en net 9 numarası olması sebebiyle takımdaki yerinin sağlam olduğunu düşünüyordu. Ancak daha sonra Zlatan'ın iddiasına göre Pep Guardiola'nın Messi aşkı ağır bastı. Zlatan, Pep'in Messi'yi merkezde oynamak istediği için kendisini kurban ettiği görüşünde. Gerçekten de sezonun kalan bölümünde süreleri gitgide azalan İbrahimovic, toplam 46 maçta 22 gol ve 13 asist yaptığı Barcelona'dan ayrılmaya karar vermişti. Zlatan'ın ayrılığı da kendine yakışır tarzda bir ayrılık oldu. Guardiola da onunla çalışmak istemiyordu ancak Zlatan da öyle sessiz sedasız ayrılacak değildi. Başkan Sandro Rosell ile görüşerek Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Rosell şöyle cevap verdi. Unut bunu, bu imkansız. Eğer Barça Zlatan için Real Madrid'le masaya otursaydı belki de onun için ödediği 70 milyon euroya yakın bir bedele satabilirdi. Ancak bu satış Rosell yönetimini de ipe götürebilirdi.
Bu şartlar altında en ciddi teklifi Milan'dan alan Barça, Zlatan'ı 6 milyon euroya İtalyan ekibine kiraladı ve bir sezon sonra 24 milyon euroya da bonservisini verdi. Rozel, Zlatan satışı için hala başkanlığı döneminde yaptığı en kötü anlaşma olduğunu söylüyor. 9. Thomas Lemar. Sanırım dikkatinizi çekmiştir. Bu listede aynı kulübün birkaç kez kazıklandığını görebiliyoruz. Aynı şekilde Monaco gibi kulüplerin birden fazla kez soygun yaptığına şahit olabiliyoruz. Thomas Lemar, Monaco'nun sezonu Lig 1 şampiyonluğuyla noktaladığı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı 2016-2017 sezonunda Mbappe ile birlikte parlayan takımın iki genç yıldızından biriydi. O sezon 34 maçta 9 gol 12 asist yapan Lemar'ın piyasa değeri hızla tırmanırken Fransa'nın dünya şampiyonu kadrosunda da yer alan genç oyuncu meşhur 2018 yazında Atletico Madrid tarafından 70 milyon euroya transfer edildi. Atletico zaten az gol atan, rakip yarı sahada az gözüken bir takım. Dolayısıyla Lemar'dan göz alıcı istatistikler beklemek hayalcilik olurdu. Fakat Lemar bu takıma olmadı. Hiçbir fark yaratamadı. İlk 11 için şans zorlayamadı. Geride kalan 2 sezonda 73 maça çıkan Fransız sadece 3 gol ve 6 asist üretebildi. Haliyle Fransa milli takımındaki yerini kaybeden Lemar'ın piyasa değeri 24 milyon euroya kadar geriledi. Hala genç sayılabilecek Fransız oyuncu belki başka bir teknik adamın elinde ya da başka bir takımda yeniden korkutucu bir silaha dönüşebilir. Ancak şimdilik 70 milyonluk büyük bir hayal kırıklığı. 8. Kepa Arrizabalaga. Athletic Bilbao kulüp politikası gereği yalnızca Bask bölgesinde yetişmiş oyunculardan kurulu bir takım. Yalnızca yabancı oyuncu transfer etmemek değil, Bask bölgesi dışından hiçbir oyuncuya yer vermemek gibi bir politikaları var. Hal böyle olunca Athletic Bilbao'dan oyuncu almak için kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor. 2018 yazı transfer piyasasının kelimenin tam anlamıyla çıldırdığı bir dönem. Chelsea, sözleşmesinin son yılına giren Thibaut Courtois'ı Real Madrid'e satmak zorunda kaldığı için harıl harıl kaleci arıyordu. Kaleyi uzun yıllar koruyabilecek, potansiyelli ve aynı zamanda geriden oyun kurabilecek ayağı düzgün bir kaleci aramaya başladılar ve karşılarına söylenmesi hayli zor olan bu isim çıktı. Kepa Arrizabalaga. Athletic Bilbao bu az önce bahsettiğim politikaları sebebiyle herhangi bir oyuncusu için masaya oturup anlaşma zemini arayabileceğiniz bir kulüp değil. Eğer ki ilgilendiğiniz oyuncu sözleşmesinin son yılında vesaire değilse onu transfer etmenin tek bir yolu var, o da serbest kalma bedelini ödemek. Chelsea de bu transferi Bilbao ile hiç masaya oturmadan halletmek için bu yolu seçmişti. Kepa'nın serbest kalma bedeli olan 80 milyon euroyu ödeyerek onu Londra'ya getirdiler. Fakat hem İngiliz basını hem de Chelsea taraftarları Kepa'ya bu bedelin ağırlığını fazlasıyla hissettirdi. Genç kaleci muhtemelen kendisi de bu parayı etmeyeceğinin farkındaydı ve bunun altında günden güne ezildi. Chelsea'nin onu tercih etme sebeplerinden biri olan yüksek özgüveni yerle bir oldu. Özgüven bir kaleci için her şeydir. Büyük kalecilerin hepsinde bunu görürsünüz. Büyük bir kaleci yediği saçma sapan bir golün ya da çıkardığı kötü bir maçın ardından bile ayakta kalır. Bunu başaramayanlar olanca kalecilik yeteneğine rağmen yitip giderler. Kepa geride kalan 2 sezonda önce özgüvenini daha sonra da eldivenleri kaybetti. Frank Lampard sezonun özellikle son bölümlerinde kaleyi Caballero'ya emanet ederken Chelsea şimdiden Kepa'yı elden çıkarmanın yollarını aramaya başladı. 7. Harry Maguire. İngiliz medyasının ve taraftarlarının en sevmediğim huylarından biridir. Bir nebze performans veren oyuncularını hep olduğundan çok daha değerli görürler. Her sezon İngiliz futbolunu yukarı taşımaya aday bir ya da iki oyuncunun ismi muhakkak öne çıkartılır. Harry Maguire'ın Leicester'da geçirdiği ortalamanın üstünde sayılabilecek 2 sezonluk performansı ve üstüne 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maç İngiliz basını için Harry'i göklere çıkarmaya yetmişti. Maguire hava toplarında çok etkili, topu oyuna sokma konusunda becerikli, sadece pasla değil driblingle de topu ileri taşıyabilen özel bir oyuncu. Ancak benzer özelliklerde, üstelik Maguire'dan çok daha atlet, çok daha çabuk onlarca oyuncu bulabilirsiniz. Harry, amiyane tabirle beli dönmeyen ağır bir stoper. Buna rağmen yine söylüyorum özel bir kumaş, ancak dünyanın en pahalı stoperi deyince orada bir durmak lazım. Dünyanın en pahalı savunmacısı olmak için bu tip defolarınızın olmaması lazım. Manchester United'ın son 4 sezondur bağıran stoper eksikliği, Maguire'ın İngiliz olması, medyanın gereksiz şişirmeleri ve tabii bir de Manchester United'ın iş bilmez CEO'su Ed Woodward'ın varlığı sayesinde fiyat katlandı da katlandı. Sonunda Manchester United'ın kasasından 87 milyon euro çıktı. Leicester, Harry'nin yerine milli gururumuz Çağlar'ı koyup yoluna devam etti ve Harry'nin yokluğunu hiç hissetmedi. Maguire ise aslında hiç fena bir sezon geçirmedi kırmızı şeytanlarda. Önceki sezon 54 gol
yiyen Manchester United, onun gelişiyle Premier Lig'in en az gol yiyen 3 takımından biri oldu. Fakat Virgil van Dijk'in Liverpool'da yaptığına benzer bir etkiyi de elbette yapamadı. Dünyanın en pahalı stoperinden böyle bir etki beklemek çok mu şey istemek olur? Gittiği yerde yerinin hiç dolmayacağını düşünmek yanlış mı olur? Yorum sizin. Ama bunların her ikisi de gerçekleşmedi. Zaman ne gösterir bilinmez. Ancak şimdilik Maguire iyi performansına rağmen bu paraya hiçbir zaman değmeyeceğini gösterdi. 6. Gonzalo Higuain. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Napoli formasıyla uçuşa geçen Gonzalo, 2015-2016 sezonunda Serie A'da 35 maça çıkıp 36 gol atarken futbol dünyasının en elit 9 numaralarından birisi konumuna gelmişti. Juventus Temmuz 2016'da onun için tam 90 milyon euro ödeyerek Higuain'i Napoli'den kopardı. Arjantinli golcünün Juventus macerası da aslında oldukça iyi başlamıştı. 38 lig maçının tamamında forma giyen Higuain attığı 24 golle sınıf bir golcü olduğunu burada da kanıtladı. Fakat bazı oyuncuların formanın zirvesinden uzaklaşması öyle ani olur ki bu tip durumlarda hiç vakit kaybetmeden onu elden çıkarmanız gerekir. Juventus bu zamanlamayı doğru yapamadı. İdman yapmaktan pek hoşlanmayan ve kilo almaya çok müsait bir yapısı olan Higuain fiziksel olarak hızla düşüşe geçti ve bu durum rakamlarına da yansıdı. 2017-2018 sezonunda 35 maçta 16 gol kaydeden Gonzalo, Cristiano'nun gelişiyle Juventus'ta istenmeyen adam ilan edildi. Sezonun ilk yarısında Milan'a, ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralık giden Higuain çıktığı 40 maçta 13 kez fileleri sarsabildi. Sezon sonunda Juventus'a geri dönen tangocu, sezonun büyük bir bölümünde Cristiano'nun arkasında yedek bekledi ve forma giydiği 44 maçta 11 gol atarak ait olduğu elit golcü sınıfını yavaş yavaş terk etti. Juve'nin 90 milyon euro ödediği Higuain bugün itibariyle 32 yaşında, göbekli ve piyasa değeri 15 milyon euro. Juventus onu makul bir fiyata elden çıkarmanın yollarını arıyor ancak haliyle bulamıyor. 5. Antoine Griezmann. Zirvedeki ilk birkaç basamağı Barcelona'nın işgal ettiği listemizin 5 numarasına geldik. Antoine Griezmann sağ dışında Pogba'ya yakınlığıyla bilinen, biraz aklı bir karış havalarda, ergenlikten çıkamamış bir figür izlenimi vermekti. Fakat Atletico Madrid kariyeri boyunca sağ içinde hep görevini eksiksiz yapan, oyunun iki yönüne de katkı vermeye çalışan o kısır takımın skor yükünü çeken müthiş bir performans ortaya koymuştu. Yıllardır çıkan transfer söylentilerinin aksine burada kalmaktan mutlu gibiydi. Ama en nihayetinde o da bir üst sınıfa ait bir oyuncu gibi hissetmek istedi. Temmuz 2019'da 120 milyon euro bedelle Barcelona'nın yolunu tuttu Antoine. Ancak Barcelona rahat edebileceği bir yer olmaktan çok uzaktı. Fizik kalitesi hızla aşağı düşmeye başladı. Zaten Messi ve Suarez'in varlığıyla fazlasıyla hissedilen, top rakipteyken koşmayan, rakibi kovalamayan adam sayısı onun gelişiyle daha da artmıştı. Bu şartlarda Griezmann'ı sahada tutmak kolay değildi. 48 maça çıktığı Barça'da 15 gollük katkı yapan Griezmann devasa fiyatının karşılığını veremedi. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra 150 milyon euroları gören Griezmann'ın piyasa değeri 60 milyon euro civarlarına düşerken 30'una merdiven dayamış, performans ve fiziği düşüşe geçmiş, yüklü bir kontrata sahip bir oyuncu olarak Antoine, Barcelona'nın yedek kulübesini bir süre daha işgal edecek gibi. 4. Osman Dembele. Yine meşhur 2018 yazında atılmış bir imza daha. Aslında Messi ile alakalı hazırladığımız videoda uzun uzun anlatmıştık ama kısaca özetlemek gerekirse 2018 yazında Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferi konuşulmaya başladığında Barça yönetimi bu söylentilere hayli soğukkanlı yaklaştı. Ya Neymar'ın gerçekten gitmek istediğini düşünmediler ya da Paris Saint-Germain'in 222 milyon euroyu şak diye ödeyeceğini ihtimal vermediler. Ancak bu transfer gerçekleştiğinde Barça yönetiminin eli ayağına dolaştı. Kasasında korkunç bir para ve kadrosunda Neymar'ın gidişiyle oluşan büyük bir boşluk vardı. Barcelona belki de Neymar'ın yerine kimseyi almamalıydı. Ya da tıpkı Bayern Münih'in Coutinho'yu kiraladığı gibi geçici bir çözüme yönelmeliydi ama panik halinde karar vererek hata yaptılar. Normal şartlarda belki de 60-70 milyon euro civarında alabilecekleri Dembele gibi bir oyuncuya tam 138 milyon euro saydılar. Elbette Borussia Dortmund, Neymar'dan kazandığı parayı Barcelona'ya karşı koz olarak kullanacak ve yüksek bir fiyat çekecekti. Ama Barcelona yönetimi kendisini bunu yapmaya mecbur hissetmişti. 20'lik Dembele Dortmund'da gösterdiği ışığı zaman zaman burada da gösterse dahi hem bu paranın karşılığını hiçbir zaman veremeyecek olmasının handikapını yaşadı, hem de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gelişim süreci durdu, hatta geriye gitmeye başladı. Geride kalan 3 sezonda sakatlıklar sebebiyle tam 80 maç kaçıran Dembele şimdiden Barcelona tarihinin en büyük kazığı olmaya aday bir topçu. 3. Philippe Coutinho.
genel anlamıyla iki tip yıldız oyuncu vardır. İlki sistemi yıldızlaştıran oyuncular, diğeri ise sistemin yıldızlaştırdığı oyuncular. Biraz karışık durabilir ama hiç öyle değil. İlk tip, basitçe anlatmak gerekirse, tahtaya önce onu yazdığınız ve ardından takımı onun etrafına dizdiğiniz yıldız tiplemesidir. İşte bu oyuncular şapkadan tavşan çıkarma becerileriyle sistemi olduğundan çok daha iyi gösterirler. İkinci tip yıldızlarda oyuncunun çok spesifik bir özelliğinden yararlanılarak onu tahtaya taktiksel bir amaçla yazarsınız. Sağında, solunda, arkasında, önünde oynayan oyuncular o yıldızın söz konusu spesifik özelliğini istismar etmek için yerleştirilmiştir. Ve bu tip oyuncular ise sistem olduklarından çok daha iyi gösterir. Ve bu doğrultuda hep şunu düşünmüşümdür. Teknik direktör takımlarından oyuncu alınırken iki kez düşünmek gerekir. Hele Diego Simeone ya da Jürgen Klopp takımlarından oyuncu alacaksanız 12 kez düşünmek gerekir. Tarih bu teknik adamların fahiş fiyatlarla satıp sonra sattıklarının yarı fiyatına geri aldığı sistemlerinin yarattığı yıldızlarla doludur. İşte onlardan biri de şüphesiz Philippe Coutinho. Sahip olduğu Portekiz vatandaşlığı sayesinde henüz 16 yaşında Inter'in mukavele imzaladığı ve 18'ine bastığı gün İtalya'ya getirdiği Coutinho. Inter'in sportif anlamda çok kötü yönetildiği o günlerde kendisine verilen şanslar karşısında bekleneni vermekten çok uzaktı. Çelimsiz fiziki görüntüsü özel yeteneklerine rağmen sert İtalyan savunmaları arasında kaybolup gitmesine sebep oldu. 2012 yılında Espanyol'a kiralandı, Ocak 2013'te adanın yolunu tuttu. Liverpool'da geçirdiği İlk 2 yılında hem mental hem fiziksel anlamda futbolunu çok geliştirdi. Jürgen'in takımın başına geçmesiyle birlikte gelişimi tavan yaptı. Zaten iyi düzeyde olan teknik yeteneklerinden bir kısmını ama özellikle şutunu her geçen gün biledi. Zaman içerisinde sol koridorda topla buluştuğunda sıklıkla kullandığı öyle bir imza şut geliştirdi ki o şutları savunmak için uzak köşeye çift kaleci koymanız gerekirdi. İşte bu tam olarak Jürgen'in aradığı bir yıldız adayıydı. Oyununun spesifik bir özelliğinin çok keskin olduğu ve suistimal etmeye çok müsait bir yetenek. 2017-2018 sezonunun sadece ilk devresinde 19 maçta attığı 12 gol ve 8 asistlik performansıyla vakit artık tamamdı. Büyük takımların ellerini cebine götürmesi için daha fazla beklemesine gerek yoktu. Coutinho tam 145 milyon euroluk bedelle Barcelona'nın yolunu tuttu. Sezonun geri kalanındaki performansı hiç fena olmasa da beklentiyi tam olarak karşılayamamıştı. Fakat ertesi sezon ortaya koyduğu grafik kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Yarım sezonda Liverpool'da yaptığının yarısını Barcelona'da tam sezonda yapamadı. Çıktığı 34 lig müsabakasında 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu performans herhangi bir Barcelona hücum oyuncusu için tatmin edici değilken 145 milyon euroluk bir adam için hiç değildi. Ertesi sezon Bayern'e kiralanan Coutinho belki de kulübün Barcelona'ya attığı ilk kazıktı ama kesinlikle sonuncusu olmayacaktı. 2. Eden Hazard. Aslında Hazard için ödenen bonservis bedeli 100 milyon euro olarak açıklansa da FIFA'nın regülasyonları gereği bu transferin gerçek karşılığı en az 140, en fazla 164 milyon euro olacak şekilde değişebilen bir bedel. Real Madrid çoğu zaman kasasından çıkan parayı umursamadan transfer yapar. Çünkü aldıkları oyuncu dünyanın en iyilerinden birisi olacaktır. Eden Hazard'ın 352 maç, 110 gol ve 92 asistlik Premier League performansına bakınca Real Madrid'in yine mevkisinde en iyilerden birini transfer ettiğine şüphe yoktu. Fakat Hazard'ın Real Madrid'in hazırlık kampına katıldığı andan itibaren bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. Zira Eden Hazard kampa 7-8 kilogramlık bir fazlalıkla gelmişti. Hazard'ın küçüklüğünden beri kariyerindeki en büyük hedefiydi bu, Real Madrid'e transfer olmak. Ancak imzayı attığı gün her şeyi başarmış gibi bir hisse kapılmıştı besbelli. Cristiano'nun 7 numaralı formasını sırtına geçiren Hazard'ın fiziğini toparlaması bile aylar sürdü. Chelsea kariyeri boyunca devamlılığıyla parmak ısırtan, bir Afrikalı ya da Güney Amerikalı genlerine sahip gibi gözüken atletizmi ve çok az sakatlık yaşamasıyla ün yapan Hazard, Real Madrid'de sakatlıklardan yakayı sıyıramaz oldu. Sezon boyunca tam 26 maç kaçıran Belçikalı oynadığı 22 maçta sadece tek gol atabildi ve koskocaman bir hayal kırıklığı oldu. Hazard'ın Real Madrid kariyeri ne kadar sürer bilinmez ancak elbette bu tabloyu tersine çevirme ihtimali mevcut. Fakat görüntü bunun tersini söylüyor. Hazard'ın 30 yaşına bile basmadan sergilediği bu doymuşluk tavrını 36 yaşında hala bir şeyler kazanmak için yırtınan eski bir dostla kıyaslayınca sanırım Real Madrid'leri çok daha iyi anlayabilirsiniz. Kazandığınız madalyaları saymak kısa sürecek bir iştir. Aklınız hep kazanamadıklarınızdaysa işte o zaman büyük oyuncu oluyorsunuz. 1 numara Neymar. Neymar
büyük bir balon mudur? Bu soruya az sonra geleceğiz ama öncesinde bilmeniz gereken bazı şeyler var. Dünyanın en büyük 5. ülkesi olan Brezilya'nın toplam 13 milyonluk nüfusuyla en büyük şehri olan São Paulo'nun Mogidas Cruzes beldesi. Beldenin en büyük futbol kulübü Santos. Tüm zamanlarda Pele'den sonra kulübün yetiştirdiği en büyük futbolcu, küçük Neymar. Brezilya Ligi saat farkı sebebiyle Avrupalı futbol severler tarafından çok yakından takip edilen bir lig olmamasına rağmen birçoğumuz onunla 2009 yılında kendisi henüz 17 yaşındayken tanışmıştık. Çünkü topla öyle akıl almaz şeyler yapıyordu ki. Futbolun bir alt kolu olan freestyle numaralarını yeşil sahalarda bu kadar sık yapıldığını belki ilk kez ondan gördü birçoğumuz. Onun Santos'ta oynadığı dönemde Neymar'ı canlı izlemek için çokça kez sabahladığım oldu ve onu izlerken maç, skor pek umrunuzda olmazdı. Onun vaat ettiği şey bir futbol müsabakasından ziyade tek kişilik bir gösteriydi. Şov adamıydı ve bunun hakkını gerçekten veriyordu. Bu tarz birçok oyuncunun aksine Neymar daha önce çalıştığı çeşitli numaraları, repertuarında bulundurduğu çalımları sergilemiyordu. Topu ayağına aldığı anda yapacaklarını kestirmeniz imkansızdı. Kelimenin tam anlamıyla freestyle takılıyor, yani doğaçlıyordu. Olağanca yeteneğine rağmen Neymar'ın Avrupa'ya transfer olması tahminimden çok ama çok daha uzun sürdü. Tam 4 yıl geçirdi Santos'ta. Bunun sebebi futbolu her zaman takım oyunu olarak gören ve bireysel yeteneklere çok sıcak bakmayan Avrupalılara Neymar'ın fazlaca bireysel gelmiş olması olabilir. Ancak iddialara göre Neymar'ın kontratı Brezilya'daki bir mafya örgütü tarafından kasada saklanıyordu. Neymar'ı almak isteyen bir kulübün gayrimeşru adamlarla görüşmesi gerekecekti ve bunu yapan Barcelona oldu. Hatırlarsınız, takibindeki süreçte Neymar'ın transferindeki usulsüzlük iddialarıyla dönemin Barcelona başkanı yargılanmıştı. Barcelona Neymar için tam 88 milyon euro ödemişti. Aradan 7 yıl geçmiş olmasına ve transfer piyasasının çıldırmış olmasına rağmen bu rakam hala Brezilya Ligi'nde bir futbolcuya ödenmiş en yüksek bonservis ücreti. Hatta ikinci sırada bulunan ve geçen yıl Real Madrid'e transfer olan Rodrigo'ya ödenen bonservisin 45 milyon euro olduğunu hatırlatırsak bu rakamın o gün ifade ettiği değeri çok daha iyi anlayabilirsiniz. Velhasıl Neymar artık Avrupa'daydı. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde, Barcelona'da. O noktadan sonra futbol kamuoyunun merak ettiği tek şey bu şovmen çocuğun takım oyuncusu olup olamayacağıydı. Birçokları Neymar'ın Barcelona gibi sistemli futbol oynayan ve kadrosunda Lionel Messi'yi bulunduran bir takım için fazlaca bireysel bir oyuncu olduğunu düşünüyordu. Hatta bazıları onu tırnak içinde bir sirk topçusu olarak ifade ediyordu. Neymar bütün bu algıları yenmeyi başardı. Özellikle ikinci sezonundan itibaren takımla birlikte yakaladığı form Santos'ta gördüğümüzün tam tersiydi. Çalım atmaktan ne kadar büyük bir zevk alsa da ve dünya üzerinde bunu yapabilen en iyi oyunculardan biri olsa da Barcelona'nın sol kanadında oynarken gerekmedikçe çalım atmadı. Tabii ki yeri geldiğinde rakip sağ bekleri yerlerde süründürdüğü oldu. Ancak bunu şov için değil, takımın yararı için uyguladı. İkinci adam olmayı hiç sorun etmedi. Bencil davranmadı. Neymar'ın bu transformasyonu Suarez'in yükselen Lionel'in olağan performansı ile birleştiğinde Barcelona tarihinin en skorer hücum triosu ortaya çıkmış oldu. Namı diğer MSN. MSN 2014-2015 sezonunda katıldığı bütün turnuvaları şampiyonluk kupasıyla tamamlarken 122 gol üretti, 61 asist yaptı. Tüm zamanların en çok skor üreten hücum üçlüsü olarak tarihe geçti. 2017 yazında Barcelona'da ilerleyen yıllarda oldukça büyük bir karışıklığa sebep olacak bir gelişme yaşandı. Arap sermayesi tarafından satın alınan Paris Saint-Germain kulübü 2016-2017 sezonu sona erdiğinde takımlarını bir cazibe merkezi haline getirme amacıyla dünya üzerinde paranın satın alabileceği en iyi oyuncuyu araştırmaya başladılar. O gün itibariyle ne Messi ne de Cristiano Ronaldo herhangi bir fiyat etiketine sahip değildi. 3. sıraya baktıklarında mevcut stratejilerine çok uygun, 100 milyonun üzerinde Instagram takipçisine sahip, yeni jenerasyonun kendisine bayıldığı Brezilyalı bir genç gördüler. Üstelik 222 milyon euro ödedikleri takdirde Neymar'la masaya oturabileceklerdi. 222 milyon euro. İnanılmaz bir para. Bizim gibi sıradan insanların bu rakamın büyüklüğünü gerçek anlamda tahayyül etmesi çok mümkün değil. Bu yüzden biz bu paraların büyüklüğünü algılamak için 222 milyon euro ile kaç ev alınır gibi klişe mukayeseler yapıyoruz. Yine de merak ediyorsanız söyleyeyim, o parayla İstanbul'dan yaklaşık 4000 tane ev alabilirsiniz. Ve tekrar dönelim onu bu listenin zirvesine yerleştiren hadiseye. Neymar
tarihin en balon transferi midir? 86 maçta atılmış 70 gol, 41 tane asist. Neymar'ın sahada bulunduğu sürece sergilediği Paris performansına kötü diyemeyiz. Ancak Neymar, Paris Saint-Germain'de toplam 63 maç kaçırmasına sebebiyet veren farklı zamanlarda yaşadığı toplam 16 sakatlık yaşadı. Şöyle tarif etmek lazım belki de, ben hani olmaz ya, oldu da dünyanın en pahalı otomobilini aldım. Aldığım bu otomobili her kullandığımda bana sonuna kadar ödediğim paranın hakkını veren bir deneyim sunuyor olsun. Ancak ben bu otomobili kullanmak istediğim toplam 146 seferin 63'ünde bana sorun çıkartmış olsun. Marşa basıyorum, araba çalışmıyor. Dünyanın en pahalı otomobilini tam 16 kez servise götürmek durumunda kalıyorum. Araba işlerinden ikinci el piyasasından anlayanlara soralım. Sizce ben bu araçtan kazık mı yedim? İşte ben ne kadar yediysem Paris Saint-Germain de o kadar yedi. Hoş belki de Paris Saint-Germain yönetiminin bu transferdeki amacı onu kullanmak değildi hiçbir zaman. Belki sadece kapılarının önüne böyle gösterişli bir arabayı çekip oradan geçenlere hava atmak istemişlerdi. Bu videodan hoşlandıysanız boş verin videoyu da hoşlandığınız kişiye bunu mutlaka belli edin. Ne kaybedersiniz ki? Bu arada abone olmak isterseniz isterseniz olursunuz zaten. Hastalık bu futboldan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.